Hay Bram'ın, bugün sizlerle soru cevap yapacağım. Ve burada büyükannemin yetiştirdiği hıyarlar var. Let's go bitches. Eski videolarda olsa dediğin şey, cevabım tabii ki piksel. İlk videom o kadar kötüydü ki piksellerini sayıp bana gönderen arkadaşım bile olmuştu. YouTube'a prim için mi döndün? Ulan büyükannesinin siyah tonlu pervolün sihirli etkisiyle parlattığım 10 yıllık YouTuber'ım ben. Piyasaya comeback yaptım, hepsi bu. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim tablet kutusu, ne bu? Cevap veriyorum, bok da çıkabilir. Sevmediğim videolar. Ailesinden göremediği desteği iç çamaşırından gören bir çıtanın çektiği videolar. Kaşların lens mi? He? Sorduğun soruyu... Bülent Aksın baş döndüren dolgun kaşlar serisini kullanıyorum. Mutlu oldun mu soruyu sorduğun için? Sevdiğin bir biçiz var mı? Evet, 2 yıl oldu. 4 yılda uzatmaya çalışıyoruz. En sevdiğin YouTuber? Tabii ki Tony Sins. İlk defa VPN'siz izliyorum ve abone oldum. Hakkını vermek lazım. Tık tık tık. Şu çocuk çok şıkır. 11F'de okuyor. Akşam detaylı stoklarız. Tıp tıp tıp. Ne oluyor ya? Yine mi aidat? Selamın aleyküm. Ben Aleyna Tilki. Tabii ki. Ön bahçede Fortnite oynuyormuşsunuz. Oynatmam. Bana bakın. Hepiniz beni parmakla göstereceksiniz. Ve buradan ilanı love yapıyorum. Richard, artık benimsin. Kancayı atıyorum sana. Şimdi sana beslediğim şarkıyı dinle. Bu nasıl tip, bu nasıl nargileci çocuk böyle? Hemen seri köz getiresim gelir. Tipsizdim, kezbandım önceden yani ben. Artık kafalar attım evrime. Kimseye sorma love'la alakalı, benden başka, benden sonra. Kızlara sorma stalka başta. Kantinde çift kaşarlı tost bambaşka. How are you aşkta? Come onla dünyama. Yemem seni korkma. Crazy ponçik Dallaslı olsan da. Her keko başka. Help! Lanet olsun çıkamıyorum. Kim bu lanet kapıyı kapattı? Ah tanrım, lazanyayı kesmeliyim. Hanimiş minnoşum? Buydayım. Ha, tut beni tut. Lanet olsun, yine kendimi sevdiremedim. Her şeyi yiyeceğim. Düşünsenize, Canan Zencitay beni bu halde görüyor. Gördüğü yerde bayılırdı. Hadi rakı yapabiliriz. Odaklan, zero düşünce. Lanet olsun, başardım sayılır. Yapamayacağım. Hey minik Alfred, neyle uğraşıyorsun ha? Pişik problemim için klimalı don üretmeye çalışıyorum. Peki annen nerede? İçeride, ikindiye eda ediyor. Lanet olsun, bir ateist olarak hemen bunu engellemeliyim. Hanimiş benim günahkarım? Git başımdan, tövbe ettim ben. Hadi ne olur yalvarırım, arkadaşlarını çağır ve gıybete düş. Bırak beni. Senin de canını istiyor biliyorum, hadi günahkar günlerimize geri dönelim ne olur. İstemem, git buradan, devil tüyü. Devil tüyü az gelir, hakaret et bana, vur, kır, parçala, kalk bir konuşalım. 5 saniyede 5 kere secdeye gittin ha, bulamaz, tutar mı artık? Bismillahirrahmanirrahim. Sus sus, tamam gidiyorum. Günahlar yalan oldu, rahiben bak namaza da durdu. Çok kıldı yalan oldu, günah boy izler. Sen miydin bir çısımı çalan? Tinder'da ona süper like atan. Sen olamazsın tüylerimi yolan. Beni gagamdan vuran. Ben miydim diskolara akan? Rahibe nekem gözle bakan. Bilmiyordum onun senle uçtuğunu. Nasıl yaptım sana bunu? İki günde ateist oldum bu bitches'ın yüzünden. Artık Vegas'tayım Carl, gelme sakın peşimden. Olay nasıl gerçekleşti? Hi guys. Hepinizin de bildiği gibi ilk kıvılcım Are You Var Are You Yok yarışmasında başladı. Angel şelalesinde mütevazi bir pastanede aramızda ilk nişanı yaptık. O minik fingerlarını hot sudan ice suya sokmadı. O benim minik rahibemdi. Ben sonun beyaz atlı acun medyasıydım. Son zamanlarda bu evlilikten istediğim reytingi alamadığım için bitirme kararı aldım. Başka bir neden yok mu? Var tabii. Lanet olası her gün parti yapıyordu. Salona giriyorum parti, banyoya giriyorum, mutfağa giriyorum. Her yer parti. En son yaptığı şey kabul edemezdim. TikTok'ta kendine hesap açmış. Gizlice video çekerken yakaladım. Peki Şeyma Baturbaşı'nın madır hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün adli önüne geldi. Wow, vay canına, geldi mi? İzin vermem. Daha taksitlerim bitmedi. Son sözünüz nedir? Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala veremediğim nafakalardı. O hayatta gezen değil oturan ol.
Tüm dünya onu konuşuyor. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Çelebi, Canıt'ın Çelebi. Uçan adam Sabri'nin 13. kuşaktan torunuyum. Uçmak huydur bizde, misal babam. Kendisi uçan balon satıyor ve 2 haftadır kayıp. En son Chicago'da 2000 fitten radarlara yakalanmış. Umarım düşman uçak sanıp vurmazlar babamı. Olay nasıl oldu? Biz süper kahramanlar genelde kimliğimizi gizli tutarız. Meksika kahvelerinde takılırız. Bir anda nasıl olduysa konu uçmaya geldi. Avradına iddiaya girdik. Vegas'ın bir bitches gibi denize düşüp yılana sarılırmış gibi bu boruyu kavradım. İlk defa bu kadar büyük bir borunun bulunduğu şemsiyeyi uçuracaktım. Heyecanlıydım. Peki ya sonra? Sonrası sihirli sözcükler. Dün Hogwarts'tan mektup geldi. Yarın gel Dumbledore olarak işe başla demişler. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Aslında aklımda olan şey korsan hava taşımacılığı. Federallerden de korkmuyorum. Sonuçta havada yakalayamazlar. Bizim için bir kere uçar mısınız? Uçacaksın. Uçacaksın. Texas'a uçacaksın. Kutsal suyunu keseceğim senin. Günahıma banacaksın. Sevgili American peoples, alayınıza hay. Küçükken koca göbekli father'ım her istediğimi alırdı. Bir tekne görürdüm ve babama baba ne güzel köpürtüyor derdim. Tanrı şahit ertesi gün tekne benim olurdu ve üzerinde 50 cent klibi çekerdim. Bir gün iç çekerek Amerika'ya baktım. Keşke benim olsa dedim. Babam o gün alamadı ama bıraktığı parayla bugün Amerika benim. Alaya ha. Türkiye'ye attığım tweetlerde yürek tuşu açık kaldıysa bu benim problemim mi? Hah parrak, bunun senin oyunun olduğunu biliyorum. Dün Sayın Bordoberellerle bir FaceTime yaptık. Onlara da izah ettim. Mektubu ben yazmadım. Şu şerefsiz yazdı. Söylediği her şey doğru, ben yazdım. Aferin İbanat. Fikrimi değiştirmeden kaybol. Babam yüzünden geldiğim hale bak. Mezarına su dökenin canı cehenneme. Keşke mağdırımı dinleseydim. Sonuçta herkes ana kuzusudur baba. Büyük annem anan hep senindir derdi. En son sen anan yani. Hey Bişus, benim adım ne? Canıt'ın. Ah lanet olsun canın cehenneme. Sana kaç kere söyledim Canıt'ın baba diyeceksin. Aferin Richard, Lover Veysel gibi çalıyorsun, bunu sevdim. Biraz çiğ fıstık yoğurmamı ister misin? İstemem. Neyse şarkıya gireyim. Kilise gidek mi? Şarabından içek mi? Papazını öpek mi? Hele bir çöz gel gidek. Meksika'ya gidek mi? Biberinden yiyek mi? Escobar'dan geçek mi? Hele bir çöz gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Meksika'ya gel gidek. Texas'ı boş ver bir çöz. Meksika'ya gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Gratis'e gel gidek. Makyajı sürüp bir çöz. 10 yıl geriye gidek. Hey! Meksika seçime nasıl gidiyor? Freddy'si patlamış kabus gibi gidiyor. Nasıl yani? Şöyle yani, Meksika'nın tarih boyunca burnu acı sostan çıkmamıştır. Kimin yüzünden peki? Manhattanlılar yüzünden. Children olduğum zamanlardan bilirim, çok zor günler geçirirdik. Father'ımın attığı bir tokadı 5 kardeş yerdik, bölüşürdük, o kadar açtık. Şimdi ben çocuğuma telefon alıyorum, baba diyor PUBG Mobile'a giriyor mu? Ulan takım arkadaşını baga soktum, tel bulmuşsun telsizini arıyorsun. Çocuğunuz kaç yaşında? 11 yaşında, ismini de Google koyduk. Aradığımız her şeyi bu çıldırında bulalım diye yaptık. Meksika'nın başına kim geçmeli? Tabii ki Tony Sins. Maaşının %50'sini kimsesiz çocuklara dağıtıyor. Kimsesiz çocukların %50'si onun zaten. Siz kimsiniz beyefendi? Bilek kuzulardan Mahsun Retros. Ulan gülünü sevip dikenine katlandım. Sen ne yüzle burada röportaj veriyorsun? Sizi bu ülkeden bir kere gönderdik. Gitmiş Titanic'e binmiş, onu bile batırmışsınız. Yalan söylüyorsun. Sen kimsin lan, atanamayan FGR? Sana şimdi bir şey soracağım. Eminem rockçı mıdır, rapçi midir? Türkücüdür. Allah belanı versin senin. Jennifer'ın aday adayı sözlerine şiirle başlamak istiyor. Canıt'ın Bey buyurun. Güzel face'lim, white bitches'ım. Rihanna burunlum, Jennifer Lopez kalçalım. Gel Titanic olup buzdağına çarpalım. Ansızın çıkıp karşıma PUBG mi ben mi desen. Hiç düşünmeden yol veririm sana. Bensiz kal, beni özle geri dön diye. Bitti anam babam. Locadan yorum alalım. Kaç bir şey sayarsın bu şiiri? Şimdi dayıcım, sen niye bizim ekmeğimize iş koyuyorsun? Serserilik yapma. Ulan beyaz saçlarının arasına siyah röfle attırdım. Bu eyalette papaz var mı? Rahibe var mı? Serseri niye olmasın? Serseri olmasa sen kime ağlayacaksın böyle? 70 yaşına gelmişsin, git kahvene okeyini oyna. Bırak da biz de kendi okeyimizi oynayalım. Ah lanet olsun, kendini kandırıyorsun. Bu kız sana bakmaz. Ya senin iktidarlıkla ilgili problemlerin yok mu? Belli ki 20 yıldır offline'sın sen. Kalkmış online bir zenciye laf ediyorsun. Gören de vaftiz kızına iş attık sanacak. Buradan söylüyorum, evleneceğim. Vermezlerse kaçıracağım. En iyisi kaçırmak.
Duygusal halı yıkayıcıları. Bölüm 2. En büyük düşmanımız inatçı lekeler. İnatçı leke, neden halımdan çıkmıyorsun bana söyle. 100 kere mi çitilettireceksin kendini bana? Durma öyle halımda seni aşağılık pislik. Masumluğumu kaybettireceksin bana. Halılara kitap okumayı severim. Aristoteles'ten tutun da Abraham Tatlıses'e kadar. Evinize cahil bir people mı geldi? Halınızdan yürütün, nasıl akıllı konuşmaya başladığını görün. Burada bir müşteri cetvelimiz var. Dallaslılar mesela, onlardan halı almayız. Meksikalılarsa pintidir. Burada ne yazıyor? Onlarla pazarlık yapma. Bir şarkım daha var. Söyleyeyim mi? Basmaya kıyamadım, kaymaz halımdı. Salınan püskünlerini sevmekten yoruldum. Seni bakırken 8 yaşında kör oldum. Seni benim gibi çitleyen bulamazsın. Önce şarkı çalıntı deyip fayta düştüler, sonra barışıp kisleştiler. Çok lavladım, yalan olduğunun perde arkası. Lover Richard'ı bilmeyen yoktur. Chicago'nun en ünlü ozanıdır. Serçe parmağıyla sal çaldığını bilirim. Bıyıklarımla da 7 tane enstrüman ses çıkartabiliyorum. Bıyığına kurban. Sadece bıyık değil, Snoop Dogg'un son şarkısını ağzıyla besteledi mesela. Gülme abi, turuya turu. Neden kavga ettiniz peki? O anlatsın. Olay şöyle oldu. Önce bıyıklarıma, sonra şarkıma çalıntı deyince üçümüz toplantı yaptık. Hangi üçünüz? Ben, Richard abi, bir de Benjamin Franklin. Benjamin'in araya girmesi iyi oldu. Yoksa Sixteen sana izin vermezdim. Peki, şimdi çalıntı mı benim şarkım? Asla. Görünen Village kılavuz istemez. Büyük annem zalımın çok güzel bir lafı var. Kapı kapıyı, money her kapıyı açar derdi. Bunu yaşayarak teacherlandım. Çok konuştum, bırak da biraz ben alayım sazı elime. Hi people, ben Fahim Cem Stopmaz. Buradayım çünkü çok büyük bir konuda açıklama yapmam gerekiyor. Geçen gün Almanya'dan kuzenim geldi. İsmi Şahin K. Benden telefonumu istedi. Sözde büyük annesine mesaj atacakmış. Büyük kısmı doğru ama annesine atmamış. Bu cadılar bayramı haini Instagram hesabı ele geçiriyor. Alçak paylaşımı yapıyor. Küçükken de böyleydi bu Şahin K. Büyüklerimiz bana göster amcanın pipini dediklerinde hep öne atılırdı ve o gösterirdi. Ama her şeye rağmen kabak dolması benim başıma patladı. Böylesine büyük bir olaya karıştığım için tüm Texas halkından özür diliyorum. Bu olay bana yeni kararlar aldırttı hayatımla ilgili. Bundan sonra uçak oyununu bile joystickle oynayanın canı cehenneme. Ve bitmedi. Hayatımdan patlıcan emojisini çıkartıyorum. Hatta patlıcan yemeyeceğim bile. Ve en önemlisi, altıma işemem gerekse bile çişimi yapmayacağım. Şırdan çok severim ama artık yemeyeceğim. Elveda yaz, elveda dondurmalar. Ben Richard İvedik, çiğ köfte fabrikama hoş geldiniz. Maydanoz roka istemem. Bir dakika, öncelikle buraya neden geldiğinizi bilmiyorum çünkü size bağırıyorum, kızıyorum, küfrediyorum. Bu hoşunuza gidiyor. Çift lavaş bir de nar ekşisi bol olsun. Ya bir susar mısın rahibe kadın? Burada bir şey anlatıyoruz değil mi? Avradına kutsal suyla gusül abdesti aldırdım. Acısı da az olsun isterim. Tanrısını seven şu kadını susursun yoksa elimden bir isot çıkacak. Çıldırırım ben, bak buraya senden başlıyorum. Dikkat et, kulak ver bana, şarkı yapıyorum. Tin tin tini mini bitches, tin 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 tini mini bitches, çiğ köftem etsiz bitches. Follow'la beni, bak buraya. Ceterle C, ceterele V. No no, nar ekşisi istemem. Okey, o zaman ceterle Z. Senin adın ne bakayım çıldırım ben? Tyrion Lannister. Okey, aç bakalım şu 25 kuruşu. Al dürümünü, Cersei'ye dikkat et. Hadi güle güle, get the fuck off. Şimdi sana geliyorum Rahibe kadın. Open your eyes. Çok bekledim ama. Senin husband var mı? Yuğlara ömür. It's normal. Minik gaganlı ömrümden 10 years çaldın. Her neyse, sana öyle bir dürüm yapacağım ki inanın hat şarkısını tersten okuyacaksın. Texas belediye seçimleri gitgide kızışıyor. Geçtiğimiz gün 2 aday da son kozlarını paylaştı. Ben Ali, 1000 Ali. Ben Ekrem Papazoğlu. Buyurun önce siz başlayın. Fest dişe devil karışır, başkanlık bana yakışır. Oh my god diyene kılıç kalkmaz, başkanlık sana kalmaz. Mother gibi yar, Vegas gibi diyar olmaz. Aldanma bu işlere Papazoğlu, bu işin sonu belli olmaz. Yalan mı? Doğru. Hamama giren terler, başkanlık bekleyen Tazun daha çok bekler. Hatasız kul, manisiz pul, Ali'siz İstanbul olmaz. Perşembenin coming'i çarşambadan bellidir. Bu garibin yeri başkanlık yeridir. Ne ekersen onu biçersin, beni ancak rüyanda geçersin. Sağır duymaz uydurur, portakalı soydurur, beni seven people'lar oy sandığını doldurur. Üzüm üzüme baka baka nigalaşır, Papazoğlu'na muhtarlık daha çok yakışır. Son olarak bu videonun altına kötü ve birbirinizi dışlayan yorumlar yapıp kalbinizi kırmayın, değil mi brocum? Aynen öyle abi. Kaa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 a
gel. Ne oldu, niye bağırıyorsun? Niye mi bağırıyorum? Sabahtan beri midem gagama yapıştı. Buğday veriyorum ve yemiyorsun. Ne yapabilirim? Lan ben tavuk muyum? O da bir kuş türü. Peki senin türün ne? Mal türü mü? Kırıcı oluyorsun. Paramparça olmak istemiyorsan beni midecamete götür. Bugün midyeler bedava diye duydum. Dilediğim kadar yemek istiyorum. O 8 Nisan'da değil mi? Bugün 7 Nisan'dayız. Onun şimdi başı kalabalıktır. 8 Nisan gibi davranacağız. Gel benimle. Umarım ne yaptığını biliyorsundur ha. Kapa çeneni ve yürümeye devam et. Kedi mi lan o? He? Avradını seven kaysın. Ben uçarak geliyorum Carl. Johnson buraya gel. Senin yükseklik korkun var. Ah, panik bir atak geçirdim. Hadi götür beni buradan. Hey midyecametler de beni çabuk ona götür. Bilmiyorum. O zaman şöyle gözlerini açalım. Lanet olsun doktor, görüyorum. Güzel, mani göz adamları severim. Hadi Ahmet'e götür beni. Ay, ısırır mı bu? Rahibe Hanım, hayvan mıyız biz? Vahşi insanlarla karıştırdı herhalde. Devam et oğlum. Wow, vay canına, işte buradasın ahbap. Buraya gel ve bir öpücük ver ha. Ağzın soslu bir de kokuyor. Fena halde canım çekti. Pekala, gel bakalım benimle. Huzura giden yola adım atıyorum işte böyle. En sevdiğim Ahmet kim biliyor musun? Kim? Midyeci Ahmet. Wow, midyelerimiz geldi. Al bakalım. Hop. Aa, ben yedim. Güzel şaka. Hadi şimdi bana ver. Hop. Hop. Ha? Bro bak artık bu komik değil, tamam mı? Hop. Ha lanet olsun, gözlerim kanıyor. Tek bir midye bile bırakmamışsın. Aslında bugün 7 Nisan. Sadece benim için bedava. Şurada bir iki kırıntı kalmış, onları yiyin bari. Midemi yemek istiyorsun. Gel benimle bakalım. Lanet olsun, canım sıkılmaya başlıyor. Nereye geldik ya? Öfkemle tanışmak istemezsin bak. Midemi yemek istiyorsun. Önce bulaşıkları yıkamalısın. O yemekten sonra olmuyor muydu? Bizde böyle, işine gelirse. Lütfen şaka yapıyorum de. Aslında evet, şaka yapıyorum. Hadi gel midye yiyelim. Lanet olsun, bir an gerçekten yiyordum. Harika bir midyecisin ama berbat bir şakacısın. Bak ne diyeceğim, bizim oraya da bir şube aç. İki gün uçmak yerine balkondan şubene konmak istiyorum. Arizona'da sade bir kasaba. Duygusal halı yıkayıcıları. Bölüm 1. Kırıntılar. Ben halı. Ben de yıkama. Babam Mr. Muscle doğar doğmaz bize bu ismi koymuş çünkü geleceği görüyormuş. Halılar süper kahraman gibidir. Kız istemeye giden genç bir adam düşünün. Kaçamak gözlerini halının desenlerine sabitler. Halı her zaman kurtarıcıdır. Büyük babam Simbat'ın bir lafı vardır. Misafir gelecekmiş gibi halıyı, devil gelecekmiş gibi de kalbini temiz tut derdi. Yıkamanın evreleri vardır. Duygulama station. Burada yıkanacak halıya trip atarız. Onun yanında başka kilimlere basarız. Bu da onu gergin bir havaya sokar. Böylelikle desenleri canlı tutarız. Şimdi de huzurlarınızda halı aşığı, değerli sanatçımız abim. Basamadım kara kilim sana doyunca. Hep kıskandım sana başkaları basınca. Öncelikle lafa nasıl gireceğimi gerçekten bilmiyorum. Girdin ahbap, devam et please. Benim bir sevdiğim var. Onu ilk gördüğümde firardaydı. Sonrasında ıssız bir adaya düştü, hem de beni almadan. Yok artık. Tabii bir vardı bir yoktu benim için. Yeteneksizdi belki biraz ama o sesi var ya. Yıllarca uğraştım ama trendine giremedim. Ben de o yüzden ona büyü yaptırdım. Hem de bilek büyü. Yalnız isim vermeyeceksin değil mi? Acun Virgin yalanın mı? Ay kaçırdım. Popçik ağzımı tutamadım yine. Demek Waterbaşı ile onları sen ayırdın. Evet tanrım, ben yaptım. Alkışlayın people. Ama durun, konuşamıyorum. Shut the fuck your alkış. Ayırmayı ayırdık. Ayırmada sıkıntı yok. Tam bağlayıp yapıştıracağım. Büyücü dedi ki yetersiz bakiye. Küre göstermiyor dedi. Küre nedir? Hani yok muydu şu sihirli mağdırda da vardı? Her neyse, konu bu değil. Benim love duasına ihtiyacım var. İstiyorum ki Acun'un kalbine gireyim. Brother olarak değil mi? Brother demeyelim de kanka diyebiliriz mesela. Biliyorsunuz kanka ya. Ünlü mucitle bu hafta vapurdayız. Bugüne kadar gördüğünüz birçok şeyi o yaptı. Şimdi ne yapıyorsunuz? An itibariyle akbili yaptım. Yoksa vapura nasıl bineceğiz değil mi? Simit isteriz. Simit isteriz. Bu martıların yediği simit var ya. Onu da ben yaptım. Şimdi bu yolun gidişi var ya. Evet. Dönüşünü ben yaptım. Sizi birazcık tanıyalım. Ben Ali. 1000 Ali. Yaparım geçerim, polemiğe girmem. Boş zamanlarımda youtuberlık yapıyorum. Kanalınızın ismi ne? Yap. Şaka yapıyorum ahbap, o kanal zaten var. Son zamanlarda PUBG diye bir oyun çıktı. Onu da ben yaptım. Poçinki atlayalım, poçinki. Oğlum çekilsene, bloklama beni. Şuraya bir tane yere kiki bıraktım, ihtiyacı olan alsın. Peki bilindik bir lakabınız var mı? Bilindik yok ama bilinmedik bir tane var. Söyleyeyim mi? Evet lütfen. Son başbakan bükücü. Yalnız bu konulara girmeyeceğiz demiştik. Bak böyle kamera arkasına, bu programı da ben yaptım. Yaptıklarım yapacaklarımın tazminatıdır. Bak gene bir şey yaptım. Ne yaptınız? Kelime oyunu yaptım. Ben Spider-Man. Bir dakika lan, ben Ninja Kaplumbağayım.
Kan rızası için yardım edin. Habumun üstüne ters döndüm. Dilenci değilim, bir pizzanızı alırım. 522 TB, beni Bağcılar kanalizasyonu atar mısınız? Atamam. Atarsam don't şeref, you know. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Mikail Jelo. Part-time olarak Ninja Kaplumbağalık yapıyorum. Nereden geldiniz? Çorum. Tek misiniz? Aslında biz dört brother'ız. Ustamız Splinter'ı kaybedince dağıldık. Ustanızı nasıl kaybettiniz? Eminönü'nde esnaf süpürgesiyle can verdi. Ah, lanet olsun, fareler pek sevilmez bilirsiniz. Onun sayesinde az shit yemedik. Yemez yedirirdi. Tabii sonradan anladık neden yemeyip yedirdiğini. Yine de mekanı heaven olsun. Yerel people'larla aranız nasıl? It's good. Wonderful bro. Seni burada istemiyoruz. Ulan tavşan çocuğu, kimsenin çıkınına fuck off dedi. 911'i ararım gayrı. Geldim, olay ne? Federal Bey, Spider-Man gelse ayakta alkışlarlar. Kadına şiddet göstermişim gibi tepki yiyorum. Bu arada kadına şiddet gösteren şerefsizdir Federal Bey. Haftanın evde kalanı siz seçildiniz. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle dönüp bakıyorum da keşke bunlar kadar çirkin şansım olsaydı. İpeksi tenim ve bebeksi güzelliğim yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Sabırsız mağdurum beni 29 Şubat gecesi doğurmuş. Doğum günümü kutlamak için 4 sene bekliyorum. Geçen gratiste Zenci Cumartesi indirimi vardı. Bir tane MyLiner bile alamadım. Bilin bakalım neden? Çünkü çirkin bitches'lar stokları tüketmiş baba. Şöyle dönüp suratlarına bakıyorum. Hepsinin suratı geleceğimden parlak. Bana evde kaldığımı söylüyorsunuz. Ben evde kalmadım. Hayat beni evde bıraktı. Bu haftaki gelin adayımıza yüzüğü siz takacaksınız. Takmam. Takanın canı cehenneme. Frodo'nun kızıyım lan ben. Burada bir yüzük takılacaksa ya ben takarım ya da ateşe atarım. My precious. Oğlum. Ay hoş be. Hey Jessica, sakin olmanı istiyorum. Çek lan elini, atanamayan damat. Sen mi sakinleştireceksin beni? Şşş pembeli, seni köz getir lan bana. Benim olacaksınız hepiniz. Yedi az mutlu ürümüz diyecekler bana. İnş canım ya. Ne diyorsun lan sen? Pitbull kafa seni. Shut the fuck up.